Gen testin geliştirilmesinin altında çok temel bir halk sağlığı problemi yatmaktadır. Bundan yüzlerce yıl önce insanlar çokça doğuruyorlardı, yani yüksek fertilite vardı ve çokça da ölüyorlardı. Bir kadının 10 tane, 15 tane çocuğu olabiliyordu. Ama bir veba salgını geldiğinde çocukların birçoğu ölüyordu. Buna epidemiyolojik ve demografik geçişin birinci evresi diyoruz. İkinci evreye geçildiğinde ölümlerde önemli ölçüde azalma meydana geldi. Özellikle bulaşıcı hastalıklarla mücadele, temiz su kaynaklarının ve temiz suyun öneminin kavranması, antibiyotiklerin bulunması, aşıların bulunmasıyla hastalıklarda ve ölümlerde ciddi bir azalma meydana geldi ve bu sırada doğurganlık yüksek bir seviyede devam etti. O zaman dünya nüfusu burada patladı. Daha sonra üçüncü evreye geçtik. Üçüncü evrede ölümler eskisi kadar dik olmasa da, bir önceki evreye göre dik olmasa da yine azalmaya devam etti ama doğurganlık azaldı. Dördüncü evreye girildiğinde doğurganlık iyice azaldı ve burada kanser tedavisinin gelişmesi, bebek ölümlerinin azaltılması, kalp ameliyatlarının artık her köşede yapılması sonucunda ilk defa ölüm hızı doğum hızının altına düştü ve şu anda artık doğurganlık ölüm hızının altında devam ediyor. İşte buna demografik bir epidemiyolojik geçişin, transizyonun 5. evresi diyoruz. Peki bu durumda ne oluyor? Bu durumda karşımıza yaşlanan toplum çıkıyor. Ve kronik kompleks hastalıklarda artış çıkıyor. Nedir bunlar? Kalp krizleri, inmeler, kanserler, şeker hastalığı, obezite, kemik erimesi, osteoporoz, diğer dejeneratif hastalıklar, Alzheimer, Parkinson. Ve işte bunlar toplumlarda görülen hastalık yükünün %95'ini oluşturuyorlar. İşte genç 21. yüzyılın bu en çok öldüren hastalıklarına yönelik geliştirilmiş bir koruyucu tıp uygulamasıdır.